İyi akşamlar. Osmaniye Radyo Televizyonu'nun değerli izleyicileri, Düşünce Akademisi programının 6.sını gerçekleştirmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü küçük amfi salonundayız. Ben ismim Halil Gerek, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Ve konuğumuz Sayın Ahmet Ulutaş bizi kırmayarak buraya kadar geldi. Kendisi kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı. Şu an bir kamu kurumunda kalite, çevre ve iş güvenliği müdürü olarak çalışıyor ve aynı zamanda bizim üniversitemizin kimya ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisi. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de Osmaniyeli vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Kazasız evlerinde güvenli bir yaşam diliyorum. Zaten konumuz da evlerde güvenlik ve kazaların önlenmesi üzerine Evet. olacak zaten. Buyurun hocam. Evet, biz bu programımızda sağlıklı ve güvenli yaşam kültüründen bahsetmek istiyoruz. Yani iş güvenliğinin belki de evdeki kısmı, iş güvenliği kültürü nasıl oluşturulur veya sağlıklı güvenli yaşam felsefesi ne demek? Onlardan biraz bahsetmek istiyoruz. Yani yaşamımızda ve çalışmalarımızda güvenlik mantığı içerisinde nasıl yaşayabiliriz? Kendimizi tehlikelerden, kazalardan korumak için neler yapmamız gerekir? Evimizde alacağımız küçük basit önlemlerle nasıl iyileştirmeler yapıp kendimizi koruyabiliriz diyoruz. Bunun için öncelikle acaba evlerimiz güvenli mi bizim için veya çocuklarımız için güvenli mi? Önce ondan böyle biraz bahsedelim isterseniz. Sizin yaptığınız bir çalışma vardı, bir Evet araştırma hocam, vardı. küçük bir araştırma sonucu bir takım veriler elde ettik. Bu verileri vatandaşlarımızla da seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Mesela bahçeye gömülü turşu bidonuna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü. Ağrı, 1 Mayıs 2005. Oyun oynarken üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Hüseyin Yavuz öldü. Şanlıurfa, 25 Mayıs 2005. Üçüncü kattaki camı kırık pencereden düşen 2,5 yaşındaki Zeynep Atik öldü. Antalya, 28 Mayıs 2005. Gene dördüncü kattaki terastan düşen 4 yaşındaki Muhammed Ali Baltacı, mucize eseri olayı kıl payı ucuz atlattı, sıyrıklarla atlattı, ölmedi çok şükür. Trabzon, 5 Mayıs 2010. Kibritle samanlıktaki balyaları tutuşturan 4 yaşındaki Ömer Eskin yanarak can verdi maalesef. İzmir, 5 Temmuz 2010. Bunlar geçen seneki olan olaylar. Gene evde saklambaç oynarken kırılan camın atar damarını kestiği 12 yaşındaki Enes Kaysı kan kaybından öldü. Bursa, 6 Temmuz 2010. Gene penceredeki sinekliğe yaslanan 2 yaşındaki Merve Orhan 3. kattan düşerek maalesef can verdi. Kayseri, 6 Temmuz 2010. Üzerine demir kapı devrilen 11 yaşındaki Cansel Sayın öldü. Antalya, 7 Temmuz 2010. Hamur leğenine düşen 15 aylık Ayfer Akural hayatını kaybetti. Van, 9 Temmuz 2010. Yemek pişirilen kazana düşen 5 yaşındaki Mehmet Sidar Çalar, taburcu edildikten 2 gün sonra öldü. Neresi? Muş, 11 Temmuz 2010. Bunlar sadece 10 tane örnek, daha niceleri. Yakınımızda duyuyoruz, medyadan duyuyoruz veya bizatihi çevremizde yaşıyoruz. Merdivenden düşenler, sabuna basıp düşenler, kafasını bir yere çarpanlar, ayağa takılıp düşenler. Ondan sonra eskiden hatırlarız, tandıra düşenler, eşekten düşenler, ağaçtan düşenler. Bunları sayıyı çok fazla artırabiliriz. Burada hepimizi direkt ilgilendiren işte buradaki ev kazalarından bahsedeceğiz. Bu sadece küçük bir araştırma sonucu ortaya çıkanlardı. Tabii aslında yansımayanlar, değil mi? Doktora ulaşamayanlar veya istatistiklere girmeyenler veya haberlere, kesinlikle medyaya haklı yansımayan hocam, haklısınız. ne kadar sayıda vardır ve bu durumun Bu işin vehametin ortaya vehameti kesinlikle. kesinlikle ortada O aslında. nedenle bizim de bu programda dikkati çekmeye çalıştığımız konu bu olsa gerek. Vatandaşlarımızın iş güvenliği veya güvenli, sağlıklı, tedbirli yaşama konusunda bir farkındalık oluşturmak. Tabii, kesinlikle. Kazasız ve güvenli yaşam için ne iş yaparsak yaparım, işte bu anlattığımız kazaları da eğer aklımızdan hiç çıkarmayacak olursak, ne iş yaparsak yapalım, evimizde, sokağımızda, mahallemizde ne iş yapıyoruz, nasıl tedbirli yaparız, çevreye,
kendimize, yakınımıza zarar vermemesi için, bir kaza olmaması için ne yaparız? Bunu düşünerek yapmalıyız. İşte biz buna iş güvenliği kültürü, buna güvenli yaşama kültürü, buna tedbirli yaşama kültürü ve bilinci diyoruz. Bunu çok sık duyacağız. Çevreden duyuyoruz, medyadan duyuyoruz. Bununla ilgili son yıllarda iş güvenliği bakış açısında bir artış meydana geldi. Bu artarak gideceğini bundan sonra daha net göreceğiz. Biz de burada Osmaniyeli vatandaşlarımızın hiç değilse işlerinde, evinde, sokağında, yaşantısında ne yapıyorsa onu bir iş güvenlikçi, bir güvenlik mantığı içerisinde ele alarak nasıl tedbir alırsam veya bu çalışmalarımız sonucu kime ne zarar verir, ne gibi sıkıntılar olur diye düşünerek yapması konusunda bir kıvılcım başlatabilmek hocam. Evet. Yani iş kazaları veya bu güvenlik konusu aslında çok önemli. Yani bu konuda ülkemizdeki rakamlara baktığımızda Türkiye'de aslında yaklaşık 2009 verilerine göre her gün 217 iş kazası olmakta. Yani bu şu demektir. Yaklaşık olarak her 5 dakikada bir iş kazası oluyor. Yani şu an konuştuk, işte bu programımız 1 saat sürecekse diyelim ki 10-12 tane iş kazası olacak bizim programımız boyunca Türkiye'de. Yine 2009 istatistiklerine baktığımızda 4 kişi her gün iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte. Yani bu çok ciddi bir rakam. 6 saatte bir ölüm demektir bu. Yakınımızda görüyoruz. Aynı şekilde yine istatistiklere baktığımızda her gün 5 kişi sakat kalmakta ya sakat da kalmakta veya iş göremez hale gelmekte. Yani bu rakamlar aslında çok ciddi rakamlar. Yine uluslararası sadece insani boyutu. Tabii. Daha maddi insan boyutuna geçmedik bile. Tabii. Bu maddi boyutunda geçersek mesela aslında iyi hatırlattınız bunu. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı bir çalışmada, bir araştırmada şunu görüyorlar. Bir ülkenin gayri safi milli hastasının yaklaşık %4'ü iş kazaları sonucu kayboluyor. Boşa gidiyor aslında belki de. Yani bu görünen veya görünmeyen sebepler. Görünen sebepler tedavi giderleri olabilir. O kişinin iş kayıpları olabilir ama görünmeyen birçok sebep de var aslında Bunun yanında. Bunu mesela ülkemiz için oranlarsak 2009 yılındaki rakamlara oranladığımızda işte Türkiye'nin gayri safi milli hastasını 600 milyar dolar olarak düşündüğümüzde bu yaklaşık 25 milyar dolar demektir. Yani bunun anlamı 45 milyar TL aslında bu kazalar, belli tedbirler alınmaması sebebiyle heba oluyor ülkemizin kaynakları. Yani bunu üzerinde çok ciddi düşünmek lazım, çok ciddi durmak lazım. Son günlerde aslında bu konuşulmaya başlandı. Yani bunun üzerine iş güvenliği, farkındalık. Zaten iş güvenliği yasası şu anda taslak halinde çıkarılmasıyla ilgili hükümetin bir gayreti var. Bunun sonucunu da göreceğiz. Tabii. Burada ben hocam müsaade ederseniz gene ILO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2009 yılında, çünkü ülkemizdeki istatistikleri verdiniz. 2009 yılında dünyadaki istatistiklere bakacak olursak 337 milyon kaza kayda geçmiş 2009 yılı içerisinde bütün dünyada. Ve 2 milyon 300 milyon insan kaza sonucu hayatını kaybetmiş. 2 milyon 300 bin insan. 270 milyon çalışan ise ölümcül olmayan iş yeri kazalar sonucu yaralanmış. Ve buna da ilave olarak 160 milyon da meslek hastalığı kayda geçmiş, tespit edilmiş. Yani bunlar çok vahim rakamlar. Kazaların, iş kazalarının ne kadar önemli olduğunu, dikkate değer olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Şimdi bu kadar kaza oluyor. Bir de bunların sebeplerine bakacak olursak gene ILO'nun yaptığı bir araştırmaya göre kazaların %88'i güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır. Yani güvensiz davranış ne demek? İnsan kaynaklı. Yani insanlardan dolayı kaza olmaktadır. İnsanların yanlış davranışlarından dolayı. %10 güvensiz ortamlardan, yani bulunulan mekanlardan dolayı kaza olma sebebi %10. %2 ise engellenemeyen olaylar var. Deprem gibi, sel gibi, elde olmayan felaketler gibi. İşte medyada dikkatimizi çeken çok ilginç kazaları çok yakınımızda da yaşıyoruz. Bunları görüyoruz. Bazen de acısı da bize kadar geliyor. Geçenlerde bir hafta olmadı.
bir arkadaşımız, bir iş arkadaşımız gene trafik kazasında rahmetli oldu maalesef. Sebep neydi? Sürücü kusuru. Yolun kaygan olması nedeniyle yağmurlu havada şehirler arası bir midibus takla atıyor ve çalışma arkadaşımız hayatını kaybediyor maalesef. Bunu da çok yakında, acısı halen evet. taze. Böyle kazaların olmaması için zaten biz bir farkındalık oluşturmak için acaba elimizde ne gelir diye uğraşıyoruz. İnşallah faydası olur diye düşünüyoruz. İnşallah tabii. Ben burada bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında ülkemizde olan kazaların yaklaşık %40'ı trafik kazası oluyor. %20'si iş kazası, %20'si ev kazası, %5'i ateşli silah kazaları ve %15 de diğer kazalar diye sıralanmakta. Yani aslında ev kazaları veya trafik kazaları belki çok farkında değiliz ama iş kazalarından daha çok can almakta veya sakat kalmaya sebep olmakta. Kesinlikle yani hocam. Çok böyle hani bir bayramda görüyoruz bunun şeylerini, değil mi? Trafik kazalarının yani terörden daha çok belki de biz zayiat veriyoruz bu konuda. Geçtiğimiz Ramazan bayramında 164 kişi Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarına göre 9 günlük tatil süresi içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Müsaade ederseniz hocam trafik kazalarıyla ilgili küçük bir araştırmamı paylaşmak istiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine bakıldığında son 10 yıl içerisinde yani 2001 ile 2010 arasında 10 yıllık sürede 43 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş trafik kazalarında. 2010 yılında ise yıllık 4500 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Çok vahim bir durum. Bunun sebebine bakıldığında yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arşivlerine bakıldığında verilerine göre kazaların meydana gelme sebeplerinden en büyüğü sürücü kusurları. Oran kaç? %87. %87 oranında sürücü kusurlarından dolayı insanlar yaşamını yitirmekte. Şimdi bir kıyaslama yapacak olursak 2010 yılındaki %87'lik oranı 10 yıla eğer kıyaslayacak olursak 10 yıldaki 43 binin üzerinde ölen vatandaşımızın %87'si 38 bin kişi etmekte. Yani orta ölçekli bir ilçe nüfusu kadar. Yani her 10 yılda bir ülkemizde trafik kazalarından ve sürücü kusurlarından, sadece sürücü kusurlarından dolayı 38 bin kişilik bir ilçe nüfusu yok olmaktadır. Bu sadece can kaybı olarak düşünürsek zaten çok büyük bir vahim, acı bir durum. Bir de eğer bu sürücü kusurlar olmasaydı %87'lik ne olacaktı? Bu 38 bin kişi ailesiyle, sevdikleriyle beraber olacaktı. Şu anda aramızda olacaktı. Ve bu insanların çoğu ülkenin yetiştirdiği önemli insanlardı. Ülkeye hizmet edecekti. Ve bunun maddi boyutlarına daha hiç değinmiyoruz bile. Bir de bunu değindiğimizde trafik kazaları konusunda ne olur kurallara uyalım. Çok yakınımızda biraz önceki anekdotta da anlattım. Daha geçen hafta bir arkadaşımız gene sürücü kusuru nedeniyle trafik kazasında hayatını kaybetti. Acısı daha taze. O nedenle trafik kazalarına daki bu çalışmamı da paylaşmak istedim. Faydalı olur umuduyla. Tabii. Teşekkür ederiz bu katkılar için. Ben bir de konuyu evdeki şeye çekelim şimdi. Biz bunlardan sonra aslında güvenlik kültürü diyoruz. Güvenlik deyince tabii farklı şeyler anlaşılıyor aslında belki de. Biz güvenlik deyince iş güvenliğinin sadece iş yerinde değil, evlerde de olması gerektiğinden bahsediyoruz. Mesela bununla ilgili hayatımızın her kesiminde, hayatımızın her safhasında değil, evet. Evet, bunun olması gerektiğinden aslında buna vurgu yapmak için buradayız. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda, Sağlık Bakanlığı'na yapılan